Karıncalar şöyle düz bir hatta, hepsi tek bir sırada olmak üzere bir bant içinde yürüyorlar. Bunun sebebi şu, bunlar şimdi etrafı keşfederken geçiyorlar. Mesela sırayla arka arkaya geçerken arkalarında feromon dediğimiz bir koku izi bırakıyorlar. Tabii arkadan gelen karıncalar da o feromon izini takip ediyor. Sonra gittikleri yerde bir besin, işte pirinç bilmem ne bir şey bulurlarsa onu taşıyıp geri dönerken daha fazla feromon salıyorlar. Böylece yeni yola çıkan karıncalar diyor ki, burada bir şey var kokudan dolayı. Onlar da aynı yolu takip etmeye başlıyorlar. Böyle ondan sonra gide gele her biri de kendi kokusunun yerine bıraktığı için bir süre sonra burada bir karınca yolu, karınca bandı oluşuyor. Burada devam ediyorlar ama esas ilginç olan, şimdi bu robotik bir şeye benziyor değil mi? Yani o şeyi salıyorsun, işte kokuyu, arkadan öbürü onu takip ediyor. Ama yakından çekersen eğer bunları, bak bazıları senin ayaklarının altında, kenarlarda, oralarda, buralarda geziyorlar. Doğal sistemlerde bizim gürültü parazit dediğimiz bir şey var bak. Normalde robotik sistemler böyle hepsi işte yeknesak gider gelir. Ama canlılar, bizim vücudumuzda böyledir, kafasına göre dağılır. Yani arada kurala uymayan bazı çıkıntılar vardır mesela. Bu ne sağlar? Onlar oraya dağılınca orada yeni bir şey keşfederlerse gidip gelip oraya yeni bir iz oluştururlar. Böylece koloninin hayatta kalması için yeni besin bulma şansını arttırmış olurlar. Yani tabiatta raydan sapanlar, bu işte parazit dediğimiz farklı sinyallere gidip de kafasına göre takılanlar aslında topluluğun hayatta kalması için güzel bir şey yapmış oluyorlar. İşte bizim bilgisayarlı sistemlerin yapamadığı şey özet olarak bu. Yani bu bir hata değil, bu sistemin kendi içerisinde bulunan özel bir genişleme vesilesi. Efendim. Ve karıncalara bakınca düşünecek çok şey var. Karıncalara iyi bakın, üstüne basmayın.